Arkadaşlar bugün size 2000 model E200 motorunu tanıtacağım. M111 motor. Benim de çok sevdiğim motor. Çok verimli bir motor. Gerek dayanıklılığıyla, gerek yakıt tüketimiyle, sorunsuzluğuyla çok sevdiğim bir motor arkadaşlar. LPG'ye de uyumlu. Ve bu en son jenerasyonu. Yani bundan da üstü yok E200'lerde. Diğerlerine göre farkı arkadaşlar benim gördüğüm gaz pedalı bu şekilde elektronik. Diğerlerinde eski tiplerde buradan gaz yiyor. Tabi bunun yanında motor beyni vesaire de değişiyor. Ama ana ünite aynı. Mesela ilk jenerasyonlarda duyduğum kadarıyla lambda sensörü yok. Farklı bir sistemle motoru şey yaptırıyor, kontrol ediyor. Mesela 124 kasalarda PMS beyni var, elektrik tesisat sorunu var o kasalarda. Bunlarda yok arkadaşlar, 210 kasada. 210 kasanın 96'nın yarıdan sonrası arkadaşlar tercih ediliyor. Çünkü akış metre sorunu vesaire yok. Gördüğünüz gibi elektrikli fan var motor soğutmada, termikli değil. İşte bir de arkadaşlar şu sistem de sorunsuz olduğu için bu motorlarda hani 96'nın yarıdan sonrasını tercih ediyorlar. 95 ve kedi gözlerde 96'nın X serisi pek tutulmaz yani arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ya bu fan soğutma sistemi ve şu akış metre, şu boğaz kelebek sisteminden dolayı tutulmuyor onlar. Bunlar tutulanır. Bunlarda tesisat sorunu yok. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Bunlardaki tek sorun arkadaşlar size söyleyeyim. Antifriz kullanmadığın zaman üst kapak contası çürüme yapıyor. Yani onu değiştirmeniz lazım. Yani kapak çürükse contayı değiştirirseniz sorun olmuyor ve çekişi performansı artıyor aracın. Bu aracı aldığımızda da biz kapak contası çürüktü. Allah'tan kapaklı bir şey yoktu, onu hemen hallettik. Bir de arkadaşlar bu tabi kilometrelerin de yüksek olmasından dolayı, bir de LPG de bunu biraz tetikliyor arkadaşlar. Yani motor ömrünü demiyorum, yani ateşleme bobinleri var. Ateşleme bobinlerinde LPG'de atıyorum daha erken sorun yarattırıyor. Tekleme oluyor vesaire arkadaşlar. Hani ateşleme bobini, bu buji kablosu sorunu bu motorlarda oluyor arkadaşlar. Ya o bundan sonrakilerde de oluyor. Önceki yani ne diyeyim, bobin sorunu yani, ama LPG olduğu için daha erken veriyor bu sorunu. Bir de arkadaşlar bunlarda bir katalizatör, demin de egzoz manifold çatlama sorunu oluyor. Mesela o sorunda sabahları mesela marşa bastığınızda böyle egzoz patlak sesi verir, sonradan düzelir ısındı mı. Genelde manifoldları çatlıyor arkadaşlar bunların. Bir de arkadaşlar egzoz katalizatörü var aşağıda. O da genelde yine dediğim gibi LPG'li araçlarda daha erken oluyor. Benzinli araçlarda daha geç oluyor, ama yine oluyor bunlarda. Katalizatörleri zırlamaya başlıyor arkadaşlar. İçleri dağılıyor yani. Bir de katalizatör bunun tam altında böyle aracın. Çukurdan, tümsekten ya da engebeli yerden geçken onu sürttürdüğünde mesela darbe alıyor dışından. İçi böyle tuğla şeklinde dağılabiliyor. Dağıldı mı toz şeklinde işte içi bozuluyor, yani özelliği gidiyor arkadaşlar. Bu sefer zırlama yapıyor. Mesela bazı E200'e bindiğinizde sessiz, motor sesini hiç almaz içeri. Bazısı da 3000 devirden sonra motor sesi arabanın içindedir yani. Motor sesini içine alır. Zırlar böyle, kötü bir ses verir. Başka arkadaşlar 136 PS. Benim kullandığım, gördüğüm kadarıyla, yani ben serviste gelen müşteri araçlarını genelde kullanırım. Bu 2000 modelle
2001'de E200 var mı bilmiyorum da. Yani bu makyajcı kasadaki E200'ler biraz daha seri atak geliyor bana. Yani performans olarak. Hani bir makyajcı serisinde bu düz motor biraz da çekişi zayıf, torku zayıf geliyor bana arkadaş. Bu biraz daha atik yani. Ne hikmetse bu dışarıdan bakılınca aynı motor ama bilmiyorum yani, bir tek bu araçta demeyeyim, başka araçlarda kullandım. Performansları yani bu 2000 modellerin daha iyi geldi bana. Kağıt üzerinde ikisi de aynı teknik veriyi veriyor ama. Bunlarda arkadaşlar bir de kompresör var. Sistem aynı. Motora dıştan bak aynı. Sadece şurası dolu. Önde interkolü var sadece. 50 beygir. Daha güçlü, daha torklu. Bana mısın demeyen bir makine arkadaşlar. Yani performans olarak şu an yeni sıfır araçlara kafa tutabilecek bir potansiyeli var motorun. Öyle söyleyeyim. Bu araçlarda LPG genelde yani araçlar. Şöyle söyleyeyim. Bunun LPG'si Prince. Montaj süper. Yani kesinlikle LPG enjektörlerini vesaire göremezsiniz arkadaşlar. Her yer. Gördüğünüz gibi yani LPG ile ilgili bir tek burada bu beğeni görürsünüz. Başka bir şeyi göremezsiniz. Montaj süper. Çok hoşuma gitti yani LPG'nin montajı. Arkadaşlar, bu motorlarda motor ömrünü şuradan buhar gelirse bilin ki motor çok iyi değil arkadaşlar. Bu normal terletme yani, bu normal sıfır araçta bile bu terleme olur yani arkadaşlar. Sonuçta motorun içinde bir yağ sıcaklığı oluyor, şu yağın buharı oluyor. Ama soba bacası gibi tutmaması lazım. Yani bu motorda arkadaşlar yağını suyunu değiştikten sonra hiçbir sorun yaşamazsınız. Zincir sorunudur vesaire. Ufaktan şurada keçelerde bir yağ kaçakları olabilir. Normaldir yaşına göre. Yani bu motor alıp yağını suyunu düzenli değiştikten sonra milyon kilometre yapabilecek bir motor arkadaşlar. LPG'de üstelik benim kanalımda bir tane 124 kasa E200 var. Şu an 800 bin kilometre dayanmak üzere. LPG'li üstelik 400 bin kilometreden sonra LPG takıldı araca. Hiçbir sorun yok. Çok sağlam motordur. Performansı biraz arabaya 5 kişi falan binince, klimayı açınca düşüyor. Yalan yok. Ama arabada 1-2 kişiyseniz gayet güzel bir performansı var. Yani ne öldürür ne güldürür, öyle söyleyeyim. Gayet tatminkar. Başka bunların işte ya yine yaşından dolayı termostat arızası olabiliyor. Devir daim arızası olabiliyor. Yani yine antifrizsizlikten dolayı içeride kalorifer peteği patlayabiliyor. Normal radyatör peteği, yani bunlar normal olacak şeyler yani yaşından dolayı. Ama geneli bakımsızlıktan yani. Bunların hepsini tetikleyen de antifrizsizlik arkadaşlar. Yani 50 liradan kaçıyorsunuz. Kaçılıyor daha doğrusu. Ama arabada bir dünya soruna yer açıyor. Yani benim de çok beğendiğim, keşke şu an sıfırlarında dahi bu motoru biraz daha güncelleyip kullanılabilecek bir motor olsaydı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani, hala kullanılsaydı keşke. Yani 1.8'e geçmeyip 2000 motor, bu motoru keşke hala Mercedes kullansaydı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Bir motor sesini dinleteceğim size arkadaşlar. Birazdan, şu an motor soğuk olduğu için çalıştırmak istemiyorum. Isınsın biraz. Çünkü bunlarda bir devir kesici olayı var. Çok hoşuma gidiyor yani motor sesi vesaire. Onu ben size dinleteceğim videonun sonunda. Benim bu motor sesi çok hoşuma giden bir sestir arkadaşlar. Yani bu M111 motor düz atmosferik bir 4 silindir motor arkadaşlar. Yani Mercedes'in üretmiş olduğu en iyi, yani benzinli motorlarda en iyi motorlardan bir tanesi yani arkadaşlar, öyle söyleyeyim size.
Başka bu motor hakkında kronik sorun, kronik demeyeyim de aklıma gelen gaz kelebeklerini temizlemek gerekebilir zamanla. Yani öyle başka bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.